Sayın seyirciler, şu anda çaylarımız içildi. Hayat amcamıza bir yanına uğrayacağız, bir fikirlerini alacağız. Selamun aleyküm Hayat amca. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Allah'a şükür. Sağ olun, var olun. Bu şiir yazma kitabı sizce ne zaman başladı? Bu, ben lisedeyken bizim bir öğretmenimiz vardı. Benim ilk önce fen dersleri önde gidiyordu. Fakat bu öğretmen çok etkiledi. Edebiyatı öne geçirdi. Allah onlardan razı olsun. Tabii her öğretmenin kendine göre bir yeteneği var, kabiliyeti var. Ben de zaten benim babam da tahsile doymayan 10 sene Konya'da, 15 sene İstanbul'da, toplam 25 sene tahsil yapan bir hoca efendi. Hacı Bilalzade Mehmet Efendi Hoca. Tavas'ta uzun yıllar vaizlik yapmış kimse. Ben ne yazık ki babamı 6 yaşında kaybettim. Allah rahmet eylesin. Allah onlardan razı olsun. Onların asaleti bize yetti de arttı. Memleketimizin bizleri koruması, halkımızın koruması ve babamı tanımasam da onları vasıtasıyla anlamam, dinlemem benim için bir mutluluk oldu. Yazmaya başladım. Yazdıkça içim açıldı. Arkadaşlarıma okudum. Onlar da mutlu oldular. Ve böylece şiir yazma zevkim gittikçe açıldı. Evet. Şimdiye kadar 4 kitap yazdım. Birincisi Bir Adım. Evet. İkincisi sigara denen zararlı. Üçüncüsü sabır. Dördüncüsü ilim kızı. O bundan evvelki 3 kitabım mevcudu kalmadı. Fakat son kitabımdan çok az bir miktar kaldı. Bu son kitabımı anlatmak istiyorum. Bu şöyle bir yazmama vesile olan yahut da ismini vermemenin vesile olan bir olayı anlatacağım. Denizli'de Hacı Hasan Tekkesi vardır. O caminin hocası vardı bundan 15-20 yıl evvel. O Ali Rıza Koçyiğit. Pardon, Ali Rıza Hatipoğlu Hoca Efendi. Allah onu rahmet eylesin, ondan razı olsun. Şöyle bir hikaye anlattı. Sen ona bak istersen. Devam edin, buyurun. Şöyle bir hikaye anlattı. Ben dedi okuyordum dedi. Biraz okuduktan sonra dedi. Evden dediler ki dedi, oğlum çok güzel bir kız var, onu sana alalım demişler. Üzerime düştüler dedi. Ben de şunu söyledim dedi. Alacağınız kız ilimden daha mı güzel dedim dedi. Bunu anlatınca ben de bu mevzuyu açtım, bir şiir yazdım ve kitabın ismine de İlim Kızı koydum. Evet, zaten belli yani. Evet. Kitapta kendinizden bahsetmişsiniz. Evet. Tabii o kitabımdan da bazı bilgileri alır, buraya nakledersiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Soracağınız varsa onları cevaplayayım. 79 yaşındasınız maşallah. Evet, 79 bitti. 80'e merdiven dayadık. Maşallah. Teşekkür bir asır 20 kalmış artık. Şey kalmamış bir asıra. Takdir ilahi artık tabii Allah'ın takdiri bu. Cenab-ı Allah ne takdir ettiyse onu yaşayacağız. Evet. Herkes onu yaşıyor. Fakat mühim olan bu ömrü değerlendirmek. Evet. İyi yollarda değerlendirmek. Kötü yollardan uzak kalmak ve faydalı olabilmek. Evet. Daima faydalı olmayı ön plana almak. Ne kadar faydalı olursak ahirette bunun karşılığını mutlaka göreceğiz. Evet. Hiç şek ve şüphe yok. Bunu kabul etmek lazım. Biz de haber sitesi olarak Tavas'ta içimizden çıkanlar olarak size bulduk ve buna da dahil etmek için buraya kadar geldik. Yani sizin de görüşlerinizi aldık. Sizden de Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii şeref verdiniz. Böyle bir şeyi belki sizin sayenizde tanıyanlar olur, duyanlar olur, görenler olur. Sizden de Allah razı olsun derim. Belki kitabı isteyenler de olur dolayısıyla. Tabii.
site ne olursa bizi gelsin site olarak biz yardımcı oluruz. Bizden de temin edebilirler. Tabii haliyle ben zaten bunu hayrıma dağıttım yani. Evet. Çok az bir mevcudu kaldı. O da Denizli'de. Denizli'ye gittiğim zaman getirebilirim. Fakat yakında gideceğim yok ama belki sonra geldiğimde falan belki kısmet olursa ulaştırırım. İsteyenler sana Nuri'ye ulaştırırım. Tamam. Nuri size belki ulaştırır. Sağ olun, teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir şey. Allah razı olsun, ağızlarının sağlık. Evet, sayın seyirciler, göründüğü gibi tavas, bağlar meselelerinde. Şair yazarımızla beraber görüşlerini aldık. Buyur hocam. Diğer sorularım vardı, onları bitirdin mi? Hocam yeterli şu anda. Tamam. Sağ olsun, genelken bilgiyi verdi. Teşekkür. Evet. Varsa öyle sorun. Sağ olun, Allah razı olsun. Bir de tavas bağları var, onu da okuyalım burada. Tamam, herhalde. Olur, gelmişken. Evet. Okuyalım. Heh, bağlarında oturuyoruz, o şiirde. Tamam. Yılını da söyle Hayati Bilal abi, ne zaman yazdığını onu. 1970'lerden önce galiba. Tavas Bağları şiirini yazdığı yıl olarak. Bunu gençliğimde ben yazmıştım. Evet. Tavas Bağları'nda diye. Tabii tamam. Tavas'ı severiz, bağlarımızı daha çok severiz. Evet. O şiir şu. Tavas Bağları'nda. Tavas Bağları'nda sıra cevizler. Bir daldan bir dala sincaplar gezer. Hasretlik yarası bağrımı ezer. Güzel Tavas'ımın yolu başkadır. Yeşil ağaçları zümrüt misali. Bahar ve yaz görün sizler o hali. Bağlarda toplanır bütün ahali. Güzel Tavas'ımın yeli başkadır. Nice yerler gördüm bulunmaz dengin. Sen benim gözümde zenginden zengin. Bir yere benzemez başkadır rengin. Güzel yaylamızın alı başkadır. Çimenli yollarda gezindim durdum. Çiçekli dalları açılmış gördüm. Bu güzelliklere ruhumu verdim. Burada ağaçların dalı başkadır. Bağlarda yetişir lezzetli üzüm. Buğdayla bostana yoktur bir sözüm. Yemyeşil olunca oradadır gözüm. Güzel Tavas'ımın malı başkadır. Nice güzel kuşlar orada ötüşür. Çiçekler açılır, miske dönüşür. Gurbetten gelenler orada buluşur. Güzel Tavas'ımın gülü başkadır. Tavas Bağları'nda sohbetler olur. Arayan dostunu orada bulur. Elemler, kederler gider kaybolur. Ötüşen kuşların dili başkadır. Tavas dediğin efeler yuvası. Aşağıya uzar gider ovası. Oynarken çalarlar zeybek havası. Onu çalan sazın teli başkadır. Allah'a emanet olun. Dikilmiş orada nice ağaçlar. Yeşermiş tepeler bütün yamaçlar. Yer içer ötüşür orada kuşlar. Ağaç dikenlerin hali başkadır. Hayati bunları size söyledi. Gelene gidene selam eyledi. Bir hatıra diye kelam eyledi. Yazıp çizenlerin eli başkadır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun.